Merhaba arkadaşlar. En sonki videomuzda Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminin genel özelliklerini görmüştük. Ve artık hiç vakit kaybetmeden Tanzimat birinci dönem şair ve yazarlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Birinci dönem Tanzimat sanatçıları diyorum. Ve ilk kişim arkadaşlar Ethem Pertev Paşa. Belki çoğu kişi ilk defa duyacak. Aslında önemli bir adam. Ama arkadaşlar Ethem Pertev Paşa çok şiir yazıyor. Bir sürü yenilik getiriyor şinası ile beraber ama evinde yangın çıkma sonucunda manzumeleri tam manasıyla yani şiirleri tam manasıyla ele geçirilemiyor. Ele geçirilemeyince de doğal olarak adamımızın önemi az, e, azalıyor. Hocam eserlerden hangilerini bilelim diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar birincisi Ava ve Ava ve Nami olarak karşınıza çıkabilir. İkincisi de Kırmızı Bayrak. Sadece bu eserleri bilsek bizim için kafidir arkadaşlar. Zor sorularda çıkar hemen işaretlersiniz. Şimdi gelelim İbrahim Şinasi. Eğer elinizde notlar varsa ki benim pdf'ler hemen videonun altında yan tarafına ilklerin adamı diyoruz. Hocam niye ilklerin adamı? Şimdi sırayla başlıyorum. Arkadaşlar bakın ilklerin adamı niye acaba? İlk özel gazetemiz tercümanı ahvali çıkartıyor. 1. Fransızcadan ilk çevirileri yapıyor. 2. İlk tiyatro eserimiz şair evlenmesini yazıyor. 3. Düz yazıda ilk noktalama işaretlerini kullanıyor. 4. La Fontaine'inkine benzer ilk fabulları yazıyor. 5. Bitmedi. Devam ediyoruz. Dil tartışmasını ilk kez o yapıyor. İlk makale olan mukaddime yani tercümanı ahval mukaddimesini yazıyor. Sivil olarak yurt dışında öğrenim gören ilk Türk öğrenci olarak karşıma çıkıyor. Ve edebiyatımızda ilk atasözleri sözlüğümüz olan Durubu Emsaliye'yi o yazıyor. Demek ki o zaman bu ilklerinin yanında ilklerin adamı dememiz, e, ilklerin adamı dememiz çok ama çok normal arkadaşlar. Kendisi toplum için sanat ilkesine bağlı kalmış ve folklor araştırması yapmıştır. Bir önceki videolarımızda söylemiştik. Folklor öyle datleri dittiri diye oynayan bir şey değil de edebiyatta. Kültür demekti arkadaşlar. Demek ki kültür üzerine araştırma yapıyor. Peki hocam bizim şinasimizin edebi dili kuvvetli mi? Hayır arkadaşlar. Kendisinin çok güçlü bir edebiyatçı tarafı yok. Peki önemli özelliklerine Avrupa'ya gidiyor oradan yeni fikirlerle geriye dönmesi bizim için kayda değerdir. Yani daha çok bizim şinasimiz arkadaşlar bilgi bakımından, yenilik bakımından karşımıza çıkıyor. Edebiyatçı tarafı çok kuvvetli değildir. Ve kendisinin edebiyatçı tarafı çok yüksek olmadığı için söz hüneri kullanmaktan kaçınıyor. Yani yalın, anlaşılır bir dil kullanıyor. Hatta ilk sade anlatımı yaz yapanlardan arkadaşlar. Gelelim eserlerine. Eserlerinden birincisi Tercüme-i Manzume. Bileceksiniz. Edebiyatımıza Avrupa Edebiyatı'ndan yapılan ilk çeviridir. İlk çeviri şiirdir. Bilginiz olsun. Tercüme-i Manzume bilinecek. İkincisi Müntebahata Eşar. Kendi yazdığı şiirlerdir. Küçük bir yapıttır. Üçüncüsü durubu Emsali Osmaniye atasözlerini bir araya getirmesiyle oluşan bir eserdir. İçinde 1500 atasözü yaklaşık olarak 2500 tane deyim vardır. Müthiş bir folklor çalışmasıdır. Yani kültür çalışmasıdır arkadaşlar. Fatin tezkeresini falan bilmeyin. Ama şurada şair evlenmesini bileceksiniz arkadaşlar. Çünkü şair evlenmesi Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk eser olarak karşıma çıkıyor. Ve Türk tiyatrosunda sorularda gelir farklı cümle söylediği için karıştırabilirsiniz ama Türk tiyatrosunun basılı metni olan ilk tiyatrosu. Yani ilk tiyatromuz diyoruz. Eserde görmeden evlenmenin doğurduğu sonuçlar anlatılmış. Bu bakımdan töre komedyasına kayar arkadaşlar. Molière etkisine yazılıyor ve orta oyunundan hani acemilik evresi ya birazcık orta oyunundan izler taşımış oluyor. Ve tanzimat edebiyatının bir özelliğidir. isimlerle tipler arasında bağlantı vardır. İyi insanlara iyi isimler, kötü insanlara kötü isimler konur arkadaşlar. Şimdi gelelim soru potansiyeli çok yüksek olan bir adam. Namık Kemal, vatan şairi, lakabı vatan şairi, gür sesli, tok bir adam, siyasi ve sanat adamı, devlet adamı yani on parmağında on marifet diyebileceğimiz adamlardan bir tanesi. Düşünceleri uğruna sürgüne gidiyor. Devlet görevinden çekiliyor. Ne diyordu? Çekildik izzet ikbar ile hükümetten. Düşüncesi uyuşmadığı için kendi görevine son veriyor ve çekiliyor arkadaşlar. Yeni edebiyatın gelişmesi için her şeyi yapıyor. Şu özelliği söyleyebilirim. İlk şiirlerini Encümen-i şuara etkisinde yazıyor. Yani divan edebiyatı etkisinde yazıyor. Daha küçük o zaman 17-18 yaşlarında. Ama Şinasi ile tanışınca sanat görüşü mükemmel derecede değişiyor. Divan edebiyatına savaş açıyor ve Batı edebiyatını Türkiye'ye yani o dönemki Osmanlı İmparatorluğu'na kazandırıyor ve yeni düşünceleri halka ulaştırmak için her türlü zahmeti çekiyor arkadaşlar. O yüzden ilk eserleri divan edebiyatı etkisinde ama Şinasi'ye tanıştıktan sonra Divan edebiyatına savaş açıyor. Şu eserlerin hepsini birazdan göstereceğim. Kendisi baskının yıkılıp meşrutiyet yönetiminin kurulmasında mücadele veriyor ve arkadaşlar sanatı tamamen toplum için yapıyor. Yani sanat toplum içindir anlayışına bağlı kalıyor. Ve sanatın gerçeğe ve doğaya uygun olması gerektiğini savunuyor. Bu cümleyi çok göreceksiniz. Hayale ve hayata uygun bir edebiyat diyecek. Yani gerçeğe ve doğaya uygun bir edebiyat diyecek. Lütfen bunu kaçırmayın. Romantikdir kendisi yani romantizm etkisindedir. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik gibi konuları işlemiştir. Tanzimat videolarında genel özelliklerini anlatırken söylemiştim. Ne efsunkar imişsin ey ahdidarı hürriyet, esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten diyordu. Yani toplumsal konuları işliyor arkadaşlar. Edebiyatımızda hemen hemen her türde eser vermiştir. Arkadaşlar alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmadığı için divan edebiyatın azın biçimlerini kullanıyor ve aruz ölçüsüyle şiirlerini oluşturuyor. Şi Hece ölçüsüyle birkaç tane denemesi var ama alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir demiştik. Devam ediyorum gazeteciliğine değiniyoruz. Gazeteciliği önemli çünkü ne yapıyordu? Ziya Paşa ile Londra'da Hürriyet gazetesini çıkar diyor, çıkartıyordu. Ve Şinasi yurt dışına kaçınca tasviri efkarı kendisi yönetiyor. Namık Kemal de gidince tasviri efkarı Recaizade Mahmut Ekrem yönetiyordu arkadaşlar. Geçiyorum Namık Kemal'in düz yazılarına. Arkadaşlar adamımızın düz yazıda bir sürü eseri var. Sizin bilmeniz gereken edebiyat eleştirisini Türkiye'ye getiren ilk kişi. Yani İlk nesnel eleştiriyi yapan kişidir. Kime karşı? Yakın arkadaşı olan Ziya Paşa'ya karşı hangi eserleri yazıyordu? Harabat antolojisine karşılık Tahribi Harabat ile takibi yazıyor. Eleştiri yazıları bunlar. Makalelerde totalde 500 tane makalesi var. Diğer eleştiri yazıları var. Yani Namık Kemal arkadaşlar gerçekten mükemmel yapıtlar ortaya koymuş bir Tanzimat yazarıdır ve aynı zamanda şairidir. Bakalım şiirlerin özelliklerine. Zaten kendisinin lakabı vatan şairiydi arkadaşlar. Ve ilk Şinasi'ye tanışmadan önce divan edebiyatı etkisinde yazıyordu. Ama daha sonra ne yapıyordu? Değişiyordu ve batı edebiyatı etkisinde şiirlerini yazıyordu. Devamında eski edebiyata karşı eski edebiyat derken neyi kastediyorduk? Divan edebiyatını. Bakın artık yeni düşünceler vatan, millet, hürriyet sevgisi gibi konularda eserlerini oluşturuyor. Ve arkadaşlar Abdullah Kamit Tarhan ileride göreceğimiz göreceğiz bunu. Nazım biçimine değişiklik yaptıktan sonra Vaveyla ve Hilali Osman gibi manzumelerinde biçimi de değiştiriyor yavaş yavaş. Yani kıyafeti de değiştiriyor. E adamımız toplum için sanat yapıyor. Ben ne demiştim size? Toplum için sanat yapan bir adam söyleyişe önem vermez. Neye önem verir? İçeriye önem verir. Yani konuya önem verir. Şiirlerinde Arkadaşlar arzu ölçüsünü kullanıyor niye? Çünkü alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildi ve parça güzelliğine değil konu bütünlüğüne önem veriyor niye? Çünkü bu yıkıldı divan edebiyatına kaldı parça güzelliği artık burada konu bütünlüğü vardır arkadaşlar şiirlerinde ağır bir dil kullanıyor sadeleşmeyi maalesef başaramıyor ve devamındaki özellik arkadaşlar zor sorularda muhakkak karşımıza çıkar batı şiirine tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden şiir tercümesi yapmıyor. Bakın Fransız edebiyatından şiir tercümesi yapmıyor. Bunu unutmuyorsunuz. Gelelim Namık Kemal'in romanlarına. İki tane romanı vardı ve çok önemli. Birincisi İntibah, ikincisi Cezmi. İntibah edebiyatımızdaki arkadaşlar ilk edebi romandı. Cezmi ise edebiyatımızdaki ilk tarihi romandı. Bunlar çok önemli. Romantizm etkisinde yazılmıştır. Abartılı vardır. Çünkü abartı romantizmin genel özelliğidir zaten. Ve genelde toplum için yapıyor ya bu adam sanatını. Romanda ahlaki dersler veriyor. Toplumu kalkınan, kalkındırmak için, toplumu eğitmek için ne yapıyor arkadaşlar? Eserlerini oluşturuyor. Betimlemeler doğal olarak resmen yama gibi kalıyor. Yani betimlemelerde başarısız çünkü acemi arkadaşlar. Gelelim tiyatrolarına. Şimdi tiyatrolarında ben ÖSYM'nin yerinde olsam şu soruyu sorarım arkadaşlar. Hiçbir eser vermem. Dedim ki aşağıdaki yazarlardan hangisi ya da şairlerden hangisi fark etmez. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görüp eserlerinde İslam Birliği tezini savunmuştur diye sorarım. Cevap kim? Cevap Namık Kemal arkadaşlar. Cevap Namık Kemal. Faydalı bir eğlence ve İslam Birliği tezini unutmuyorsunuz. Tiyatroda sadeleşme başarıya ulaşıyordu. O yüzden tiyatro tiyatrolarının dili sadedir, cepte. Şimdi gelelim eserlerine. Eserlerinden ilk arkadaşlar intiba roman ve Cezmi roman. Intibah'ı biliyorduk. intiba ilk edebi romanımızdı ve ilk başta Son Pişmanlık adıyla yazılıyor. Daha sonra uyarı alıyor ve eserin ismi İntiba Sergüzeşti Ali Bey olarak değiştiriliyor. Yani günümüzde İntiba olarak geçiyor. Cezmi ise Namık Kemal'in ikinci romanı ve edebiyatımızdaki ilk arkadaşlar tarihi roman örneğimiz. Ve 16. yüzyıl Osmanlı Kırım İran tarihlerini konu alan bir romandır. Ve bu romanda Namık Kemal İslam Birliği düşüncesini savunmuştur. Geçiyoruz tiyatrolarına. E adam tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görüyordu. Ve Tanzimat 1'de tiyatrolar hem okunmak hem de oynanmak için yazılıyordu. Birincisi Vatan Yahut Silisle. Arkadaşlar ilk sergilenen tiyatromuz. Ve bu eserde Silisle Muharası konu ediniyor. Yani Silisle Savaşı konu ediniyor. Orada Zekiye diye bir karakterimiz var. Erkek kılına giriyor sevgisi, sevgilisi uğruna. Aşık olduğu adam uğruna ve savaşa katılıyor. Ve oradaki olaylar anlatılıyor. Yani Zekiye diye bir isim, isim görürseniz Vatan yahut Silistre'yi işaretleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu eserden sonra Namık Kemal Magosa'ya sürülüyor. İkinci eserimiz Akif Bey. Arkadaşlar Akif Bey'de yiğit bir kocaya ihanet eden kadının toplumdaki rolü anlatılır. Önemli bir eserdir. Zavallı çocuk, zavallı çocuk yine tiyatro. Ve burada tam tersi. Ailesinin zoruyla evlenmek zorunda kalan genç bir kızın trajedisi anlatılır. Gülnihal arkadaşlar yine sorularda karşımıza çıkar. Burada Kaplan Paşa'nın halka çektirdiği eziyetler anlatılmıştır ve Gülnihal'de gerçekten yapıtın tekniği güzeldir. Yani sağlamdır. Namık Kemal kendini geliştirmiştir. Ama içlerinde en önemli olan Celalettin Harzamşa 15 perdelik bir oyun. Ve arkadaşlar konusunu Harzamşahlar Devleti'nden alıyor. Celalettin Harzamşah'tan alıyor. Ve burada Moğollara karşı mücadele anlatılıyor. Ama eserin bir özelliği daha var. Nasıl Victor Hugo, Cromwell yapıtının ön sözünde yeni edebiyata ilişkin görüşlerinden bahsetmişse Namık Kemal'de Celalettin Harzamşah'ın ön sözünde Mukaddimi Celal'de yeni edebiyata ilişkin görüşlerinden bahsetmiştir. O yüzden mukaddimi Celal ön sözü bizim için çok ama çok önemlidir. Karabela arkadaşlar Karabela Namık Kemal'in en zayıf oyunu. Hindistan'daki Babürler Sarayı'ndaki olaylar anlatılır. Oradaki entrikalar anlatılır. Mirza Hüsrev diye bir isim görürseniz yapıştırırsınız Karabela'yı. Gelelim eleştirilerine. Eleştiri de özellikle arkadaşlar tahribi harabat ve takibi banko bileceksiniz. Tahribi harabat edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneği. Ziya Paşa'nın harabat antolojisinin birincisine karşı yazdığı eleştiridir. Bakın bunu en yakın arkadaşına yazıyor. Niye? Çünkü Ziya Paşa affınıza sığınarak söylüyorum döneklik yapıyor. Döneklik yaptığı için tüm yenilikler boşa çıkacak ve Namık Kemal Ziya Paşa'ya savaş açıyor. Hatta şöyle bir rivayet vardır ki Namık Kemal burada şöyle bir ithamda bulunuyor. Ziya Paşa'ya bugün düşüncesini satan yarın karısını daha sonra vatanını satar diyor arkadaşlar. O derece sert çıkıyor Ziya Paşa'ya Namık Kemal. Tahribi harabat ilk eleştirimiz. İkincisi arkadaşlar takip. Takibi de Harabat'ın ikinci antolojisine karşılık yine Ziya Paşa'ya karşı yapıştırdığı eleştiriler vardır. Haberiniz olsun. Renan Müdafaa Namesi yine bir eleştiri. Ernest Renan'ın İslamiyet hakkında ileri geri konuşmalarının ardından Namık Kemal bir rahatsızlık hissediyor ve Ernest Renan'ı bu düşüncelerinden ötürü eleştiriyor. Aynı zamanda tarihi eserlerinde şunları bilebilirsiniz. Devri istila, evrakı, perişanı bilin arkadaşlar. Sorularda çıkabilir. Aynı zamanda bir de Silisle Muharası diye bir eser görürseniz Namık Kemal'in tarihi bir yapıtıdır. Bilginiz olsun. Böylece Tanzimat 1. dönem yazar ve şairlerinin bir kısmını gördük. Bir sonraki videomuzda Ziya Paşa ile devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.